Yurdun büyük bölümü kar altında kaldı. Vatandaşlar ulaşımda büyük zorluk yaşadı. Sakarya'da yoğun kar nedeniyle yola devam edemeyen yolcular misafirhane ve yurtlara yerleştirildi. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolda kalan sürücülerin imdadına jandarma yetişti. Otobüs, kamyon ve tır sürücülerini dinlenme tesislerine yönlendiren ekipler çorba, çay ve yiyecek ikram etti. Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir esnaf yolda kalanların içini ücretsiz çayla ısıttı. Çay ocağına çevirdiği minibüsünü polis noktasına konuşlandıran Ferhat Çelik, yolda kalan sürücülere ve polislere ücretsiz çay verdi. Beyşehir Konya yolunun kapalı olduğunu duyduk ve yolda kalan kamyoncu abilerimize yardım amaçlı çay dağıtmaya geldik. Kar yağışı Bursa-İzmir karayolunda da aksamalara neden oldu. Bazı araçlar arızalanarak yolda kaldı. Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kapalı köy yolunu açmak için çalışma yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü. İş makinesi operatörü olaydan yara almadan kurtuldu. Kredileri kurtarmaya çalışacağız. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kar nedeniyle ahırın çatısı çöktü. 4 hayvan telef oldu. Buradan oradan su sızdırıyor. Kar yağışı başkent Ankara'yı da etkisi altına aldı. Botanik Parkı, Atakule ve çevresi beyaza büründü. Kar yağışı termometrelerin sıfırın altında 7 dereceye gösterdiği Erzurum'da da etkili oldu. Sivas'ın Gürün ilçesi gece sıfırın altında 30.9 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti. Bingöl'ün Karlova ilçesinde yolu kapanan mezrada mahsur kalan 9 aylık hamile kadın 6 saatlik çalışmanın ardından tam paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı. Yine Bingöl'de yaşlı kadın otobüse binerken çatıdan düşen kar kütlesinden son anda kurtuldu. Olay yolcu otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı. Kar yağışı yurdun güneyine de indi. Hatay'ın Antakya, Yayladağ, Hassa, Belen ve Altınözü ilçeleri de kardan nasibini aldı. Mersin'in Mut ve Gülnar ilçeleri de kar altında. İç Anadolu bölgesini Akdeniz bölgesine bağlayan Sert Davul geçidinde yoğun kar yağışı yaşandı. Muğla'nın dünyaca ünlü turizm ilçeleri Bodrum ve Marmaris'te de kar yağışı etkili oldu. İlçede hiç kar görmeyen vatandaşlar beyaz örtünün tadını çıkardı. Mutlu olsun. Ömrüm ne kadar.